Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 16. hafta Spor Toto tahminleri için karşınızdayım. Ee, yine her zamanki gibi 15 tane maçı sizler için değerlendireceğim. Bunların içinden bir iki maç da olsa, 3 5 maç da olsa size faydam olabilirse ne mutlu bana. İsterseniz tamamını da oynayabilirsiniz, size kalmış. Her zamanki gibi 32 TL'lik bir Toto kuponu yapacağım. 32 TL olması için arkadaşlar 7 maça çifte şans 8 tanesini tek geçeceğim hep bu şekilde hazırlıyorum ben totolayımı mı bakalım birkaç haftadır sürprizler geliyor devrediyor ediyor bakalım bu hafta nasıl sonuçlanacak ilk maçımızla başlayalım arkadaşlar ilk maçımız Beşiktaş Sivas ee, şu an hafta içi de ligde maçlarımız oynuyor arkadaşlar, kendi ligimizde. Sivas deplasmanda kazandı. Ee, Beşiktaş da formda bu aralar. Yani bir mağlubiyeti dışında puan kaybı pek yaşamıyor. Sivas'ta yani aslında maçı da var daha hafta içi ama e, Cuma'ya bülten başladığı için erkenden çekmemiz gerekiyor bu maçla şey videoyu. Beşiktaş Sivas maçında arkadaşlar. Ben dediğim gibi 32 TL'lik yaptığım için bu maçı tek geçmek zorundayım. Çifteyi başka maçlarda kullandım. Benim Beşiktaş-Sivas maçındaki düşüncem arkadaşlar ev sahibi kazanır. 1. Dileyenler sıfırı da seçeneği de bütçesine göre yapabilirler. Çünkü Sivas'ın dediğim gibi Avrupa mücadelesi bittiği için e, ligi asılıyor bundan sonra. Artık yavaş yavaş çünkü son sıralarda 16. sırada şu an 21 takımlı ligde yavaş yavaş bir çıkış sergileyecektir. Ama tabi Beşiktaş teplasmanında olmasa da olur. bundan sonraki haftalarda belki çıkış yakalar. Zorlu bir maç olacak. Dediğim gibi bütçemiz, bütçemize göre ben bu maça tek seçeneğiyle ev sahibi kazanır demek istedim. İkinci maçımız arkadaşlar. Trabzonspor Galatasaray. Trabzon Abdullah Avcı ile birlikte son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı yeni ilgisi yok da Avcı ile birlikte. Galatasaray da e, fena değil ama birkaç puan kaybından sonra e, dün yine Göztepe'yi yendi 3-5. Goller çok erken geldi. İki formda takım diyebileyim. Trabzon'un maçları biraz daha kısa geçiyor ama sonuçta kazanmayı biliyor. E, futbolda takımlar için, kulüpler için de amaç o. Biz ne kadar maçta alt üst oynasak da bir, bir farklı da kazansalar Bir sıfır da kazansalar Onlar kazanmış sayılıyor Bu maçta arkadaşlar Ben bir ve iki seçeneğini değerlendireceğim Pek yaptığım bir şey değildir ee, Kararsız kaldım biraz Aslında e, tamamen kapatmak istediğim bir maçtı ama Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum bu maçta ee, Bir yandan da bakıyorum Trabzon formda e, büyük bir maç. Abdullah Avcı e, kendini bu maçta daha çok göstermek isteyecekti. Bu yedinci maçı Eğer bunda da yenilmezse <laughs> özür dileyeyim. Eğer bunda da yenilmezse e, çıkışını e, İleyle'ye taşıyacaktı. Yani birkaç maç daha belli bir süre daha iyi gider. Yani bununla iyi bir hava yakalayabilirler. Çünkü e, Trabzon gerçekten bu sene çok kötüydü Avcı gelene kadar. Gene çok iyi değil. Ama en azından kolay kolay puan kaybı yaşamıyor. Ben bu maça hem bir hem iki seçeneğini değerlendirdim arkadaşlar. Gelelim üçüncü maçımıza. Üçüncü maçımız Başakşehir-Kasımpaşa. İki güzel takım Başakşehir ufak tefek puan kayıpları yaşadı. Kasımpaşa'nın ne yapacağı pek belli olmuyor. Bunu direkt bir olarak söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu maça bir düşünüyorum. Dördüncü maçımız. Göztepe Kaya Gümrük. Göztepe'de e, yani çok kötü değil ama e, peş peşe birkaç maçta puan kayıpları yaşanıyor. E, Galatasaray deplasmanında da dün mağlup oldu. Evinde de puan kayıpları yaşıyor. Kayseri'yi de yenememişti. E, ufak bir düşüş var. Ama tabii ligin gene iyi takımlarından bir tanesi. Kaya Gümrük de e, bu sene çok iyi başladı. Çok iyi de devam ediyor. Hatay ile birlikte bu sene ligin en güzel iki takımı diyebiliriz. Yeni gelenlerden bahsediyorum. Çok iyi gidiyorlar. Kaya Gümrük evinde kolay kolay yenilmiyor. Bu maç arkadaşlar ben ev sahibi kaybetmez diyorum. Hem bir hem sıfır seçeneğini mantıklı geleceğini düşündüm. Beşinci maçımız Gaziantep-Alanya. Gaziantep ilk maçta Galatasaray Ligi başladığında ilk maçta 3-1 Galatasaray yenildikten sonra mağlubiyeti unuttu. Alanya'da şu an Avarajda lider. Son 4 maçında 3 mağlubiyet aldı. Yoksa puan farkı da iyiydi. İyi futbol oynuyorlar ama birkaç haftada düşüşte bu normal. Dünyanın her kulübünde böyle düşüşler görülebilir bunun devamının gelirse Alanya için kötü olacak. Ama e, belli her takım bunu yaşaş birkaç hafta düşüşü. Gene e, iyi futbolunu, güzel futbolunu devam edeceğini düşünüyorum ben ilerleyen haftalar için. Bu maçta da yine hem bir hem iki seçeneğini değerlendirdim arkadaşlar. BAB'ye bitmez diye düşünüyorum. Olabilir mi? Olabilir. E, siz bu da yani Gaziantep yenilmez diyorsanız 1-0 yapabilirsiniz. Alanya yenilmez diyorsanız 0-2 yapabilirsiniz. Ben 1 ve 2 seçeneğini değerlendirdim. Bir diğer maçımız arkadaşlar. Denizli Ankara gücü. Denizli son maçında Alanya'yı yendi. Dakika 9'da gol atıp maç o şekilde bitti. Ankara gücü de son 3 haftadır 3 maçta diyeyim formda. İki galibiyet aldı. Yani Ankara derbisinden beraberlikle de çıktı. Ankara gücünde de bir çıkış var. Şu an ligin en altındaki 2-3 e, takımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ankara gücü, Denizli, Kayseri Spor bunlar hep en altlarda yer alıyor. O yüzden bu maç iki takım için de çok önemli. Kazanan e, rakibine fark atmış olacak veya potadan bile çıkma ihtimalleri var. En alttaki dörtlü potadan. O yüzden iki takım için de çok önemli. Ama e, Denizli Alanya'yı yendi. Ankara gücü 3 maçta yenilmiyor. Ben yine burada Denizli'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta e, bütçemden dolayı 32 TL'lik oynadığım için ev sahibi kazanı diyorum Denizli maçına. Ankara gücü ayada bir maç tökezlese de bir şey olmaz. E, sonra yine devam et diyebiliriz. Yani ben bu maçta takılacağını düşünüyorum. Malatya Erzurum maçına gelelim arkadaşlar. 7. maçımız. Malatya iyi gidiyor arkadaşlar. Erzurum da tam tersi kötü gidiyor. O da son e, ligin son 3 takımından bir tanesi. Erzurum, Denizli, Ankara gücü. Daha sonra Kayseri falan geliyor. Malatya fena değil. E, evinde geçen hafta gene 2-0 e, Kasımpaşa'yı yendi diye hatırlıyorum. Artık e, devamlı iddiaya, totoya maçtaya bakmaktan bazen kafa kayışabiliyor. E, evinde özellikle daha iyi. Hatta ben e, gollü bir maç bekliyorum. İki tarafında golle yatacağını düşünüyorum bu maçta. Ama e, totoda o seçenekler olmadığı için ben direkt ev sahibi Malatyaya, Malatya kazanı diyorum arkadaşlar. Gelelim bir diğer maçımıza 8. maçımız. Gençler Birliği Kayseri. Kayseri e, lig başladığından beri deplasmandan bahsedeyim önce. Lig başladığından beri arkadaşlar çok gol yiyen bir takım değil. E, Deplasmanlarda puan alıyor. Göztepe'den aldı e, İzmir'de. Galatasaray'ın sahasında Galatasaray'dan aldı. İstanbul'dan ve 10 kişiyle puan aldı. E, Kayseri'nin savunması fena değil. Kayseri'nin bir gol sıkıntısı var onu aşağılarsa devre arasında bunu belki de her hafta söylüyorum. Kayseri'nin en büyük soyunu şu an gol soyunu. Çok fazla gol atamıyor. Yani iki gol attığı maç sayısı var mı yok mu bilmiyorum. Varsa da bir tane de iki tane de. Çok kötü e, o konuda. Gol soyunu çözmesi lazım. Gençler bilirse e, fena değil. O da Ankara gücüyle birlikte. iki Ankara takımı birden bir çıkış yakaladı. Galibiyetler aldı. Geçen hafta e, Ankara derbisinde beraber kaldı. E, bu maçın yine e, zorlu bir maç. Eşit güçlüyüm e, mücadelesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu maça da yine e, sıfır seçeneğini düşündüm bu defa. E, Tayaflar birbirine üstünlük sağlayamaz diye düşünüyorum. Kayseri şu an en azından deplasmanlarda. ilk hedefi bu. Yenilmemek. Çünkü e, dediğim gibi gol sorunu var. Gençler birliği de evinde kazanmak isteyecektir. Ben bu maça sıfır seçeneğini düşündüm arkadaşlar. Gelelim bir sonraki maçımıza. Dokuzuncu maçımız Konya Spor Çarköy'de. Konya e, bu hafta içinde oynadığı maçta yenildi. Sivas'a yenildi evinde. Dediğim gibi Sivas'ta e, bir çıkış içine girecekti bu saatten sonra. Konya bu senenin e, iyi futbol oynayan takımlarından güçlü takımlarından bir tanesi çay çay bazen kestiremiyoruz geçen hafta e, Trabzon'a ilk ayda e, galipken ikinci ayda yenildi e, ne yapacağını kestiremiyoruz ama ben bu da Konya'nın yüzeyi e, yüzeye kaybetmeyeceğini düşünüyorum e, totoda sürpriz denemek lazım arkadaşlar o yüzden e, biz çok sürprize kaçamadığımız için e, bütçemizden dolayı ben bu maça yine 1-0 çifte deneyeceğim. çünkü puan kaybı yaşayabilir. Konya evinde. O yüzden 1-0 çifte seçeneğini düşündüm ben bu maçta. Gelelim 10. maçımıza arkadaşlar. Antalya Spor, Hatay Spor. Hatay yine bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Dün yenildi. Ufak tefek puan kayıpları yaşamaya başlayacaktı diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi gittiler gerçekten. Pandemi arasına da girdi. Birkaç maç kendi takımında, kulüpte vakalar biraz fazla çıkınca futbolcular dinlenip tekrar lige iyi bir başlangıç yapmış gibi oldu. Yani sanki lige yeniden başlıyormuş gibi. Tekrar maçlarını kazandı. Ama biraz biraz düşüşe geçebilir Öyle hissediyorum ben. O yüzden bu maçta Antalya'yı daha üstün görüyorum arkadaşlar. Evinde kazanmak da isteyecekti. Antalya'da ligde çok iyi bir konumda değil. Ben Antalya'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0 seçeneği bence daha mantıklı. Siz kafanıza uyuyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu benim tahminim. Gelelim 11. maçımıza arkadaşlar. Leicester City Manchester United. Artık Avrupa'ya geçtik. Leicester City e, iyi gidiyor. Manchester United'da e, eksik maçını tamamladığı zaman Manchester'ın eksik maçı var. X'i de ilk 2 ve 3. sırayı e, alıyorlar yanlış hatırlamıyorsam veya 3 ve 4. X'i e, de iyi. Liverpool e, liderliği aldı ama geçen seneki kolay e, geçen seneki kadar kolay olmayacak bu sene işler. Manchester United, Leicester, Leicester City, e, Tottenham olsun bu sene daha iyi geliyor. E, Chelsea daha iyi geliyor. Sadece e, Manchester City'de bir düşüş var bence ve Arsenal'de. Bu iki takımda biraz düşüş var ama e, bu sene gerçekten İngiltere bana çok zevk veriyor. İngiltere'de maçları izlemeye çalışıyorum. Leicester de çok güzel futbol oynuyor. Manchester United da ona keza aynı şekilde. Ama Manchester United'ın ben bir tık üstün olduğunu düşünüyorum. Leicester City maçında Manchester United'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 0 ve 2 çifte şans. Arsenal Chelsea maçı. 12. maçımız. Arsenal uzun zamandır puan kayıpları yaşıyor. Ve çoğunluğu mağlubiyetlerle hep yeniliyor. Dün de yine Manchester diye dakika 89'du 4 miydi? Ondan sonra gol oldu mu bilmiyorum. Çok kötü gidiyor Arsenal. Yani önüne gelene yeniliyor şu an. Wolverhampton'a yenildi. Dün gene City'ye yenildi. Onun dışında beraberlikler ve çoğunluk mağlubiyet. Çok kötü gidiyor. Chelsea'de iyi giderken iki hafta bir tökezledi dün yine maçını 3-0 kazandı. Ben Chelsea'nin Arsenal karşısında kolay kolay yenilmeyeceğini düşünüyorum ama bunlar İngiltere kendi ligleri için büyük maçlar arkadaşlar. Her ne kadar derbi desen de demesen de sonuçta iki büyük takım oynuyor. Arsenal kötü diye diye Chelsea'yi galip diyemem ben. Kendi açımdan. Temkinli davranmak lazım. Toto'da en azından. iddiada farklı olur. Ben bu maçta Chelsea'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Arsenal artık bir yerde bir dur diyecek. Dün gördünüz Juventus evinde Fiorentina'ya 3-0 yenildi. Yani Fiorentina'yı yenmeyen takım kalmadı. Juventus şampiyonluğun en büyük adayı. Evinde 3-0 yenildi. Gol dahi atamadı. Ee, bazı şeyleri dediğim gibi Arsenal'de önüne gelene yeniliyor. Yani bu Toto biraz sürpriz denemek lazım. İstiyorsanız 1-0 çifte bile yapabilirsiniz. Ben e, Chelsea'yi 0-2 çifte yaptım. Birkaç tane sürprizimiz olmalı. En az 6-7 tane tekimiz olmalı. Gelelim 13. maçımıza arkadaşlar. Manchester City, Newcastle maçı. E, Manchester City e, maçlarını kazanırken zorlanıyor. dün dün Haic, dün 4 attı. Eee Newcastle karşısında da <laughs> Pardon. Newcastle karşısında da yine galibiyete gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Toto farklı düşünenler değerlendirebilir. Ben e, 32 TL'lik bütçeyi e, değiştirmeden hep aynı şekilde çekiyorum. E Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 13. maçımız da bu şekilde. Gelelim 14. maçımıza. Liverpool West Bromwich. Yani işte Toto'da böyle maçları gördüğüm zaman çok e, tuhaf geliyor bana. Acaba hani sürpriz mi olacak diye. Puan kaybı mı yaşayacak diye. West Brom hiç kötü durumda. Liverpool lider. Ee, geçen bir iki hafta önce de koymuşlardı. Ee, Barcelona Levante. Barcelona Levante'yi 1-0 ile zor geçti. Ondan sonraki hafta Valencia'da takıldı. Yine acaba hani zor mu kazanır veya puan mı kaybeder diye Liverpool maçından işin gerçeği hani biraz korkuyorum bu maçtan ama bütçemize göre e, bir oynamak zorundayız. Öyle düşünüyorum ben. Değerlendirenler varsa farklı şekilde değerlendirebiliriz. Gelelim 15. ve son maçımız arkadaşlar. Wolverhampton Tottenham maçı. E, Toto'da son maçımız. Wolverhampton'ın futbolu gözüme hoş geliyor arkadaşlar. Tottenham birkaç haftadır puan kayıpları yaşamaya başladı. Birkaç maç diyeyim artık haftalar e, demeyelim. Çünkü takımlar o kadar çok oynuyor ki hem hafta içi hem hafta sonu. E, Tottenham'ın artık bu hafta ben kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk 2'de 3'de tutunabilmek istiyorsa veya ilk 4'te e, bu maçı kazanmak isteyecektir. Zor işi gerçekten bir de Wolverhampton deplasmanı gerçekten işi çok zor. Ama zor da olsa kazanacaktı diye düşünüyorum. Çifte oynamak isteyenler çifte yapabilirler yani Ben bu şekilde değerlendirdim bütçem doğrultusunda Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar Her zaman dediğim gibi bir maç da olsa faydam olabiliyorsa size ne mutlu bana Lütfen videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim Hiç söylemedim yine Toto videolarında söylemiyorum nedense söylemek istemiyorum çok sıkmak istemiyorum kimseyi Bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar Destekinizi gösterin lütfen. İhtiyacımız var buna. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.